Göztepe birinci lig takımlarından, takım kaptanlarından Paris Mahallesi FC takım kaptanı Ebrar Çalışkan'a bağlanacağız. Onlar da bu hafta çok önemli bir galibiyete imza attılar. Uzun süre 6 kişi kaldıkları oyunda rakiplerini mağlup etmeyi başardılar. Şimdi Ebrar Çalışkan'a bağlanacağız ve bu hafta neler yaşandı onu kendi ağzından dinleyeceğiz. Bakalım nasıl bir performans geçirmiş Paris Mahallesi FC kaptanı Ebrar Çalışkan program konuğumuz. Kaptan merhabalar, nasılsın? Merhabalar Golden Kalesi, teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Bu hafta çok önemli bir galibiyete imza attınız. Hepimiz izlerken de şaşırdığımız bir galibiyette aynı zamanda. Maçın 22. dakikasında kaleciniz kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Uzun süre 0-0 giden mücadelede önce 1-0 ardından 2-0 son dakikalarda attığınız golle 2-0 galip geldiniz. Başa bela gibi aslında gol yollarında çok etkili bir takıma karşı Çanakkale geçilmez oynadınız diyebiliriz ama yine de birçok gol pozisyonuna da girdiniz aslında eksik kaldığınız sürede de. Biraz maçla ilgili görüşlerini rica edelim. Öncelikle merhabalar. İyi çalışmalar herkese. Şöyle diyeyim. Güzel bir maçtı. Başa belayla oynadınız. Karşılaşma. İlk yarı hani 7-7 oynadığımız süreçlerde pozisyonlar buluyorduk. Dediğiniz gibi. Evet. Kaçırdık. Ona keza başa bela takımı da çok kaçırdı. Fakat sanırım kırmızı kart biraz onlara karşı sürpriz diyebilirim. Yani ters etti. Bu biraz da yani psikolojik bir savaş gibi oldu aslında. Hı hı. 22. dakikadan sonra, kırmızı karttan sonra. Onlar hani gol atma zorundalığı hissettiler. Evet. Fakat artık tecrübesizlik mi diyeceğim ama gerçi tecrübeli arkadaşlar da var. Hani sürekli bu diklerde top koşturmuş arkadaşlar da vardı ama biraz stres yaptılar. Açıkçası biraz da şanssızlardı. Biz gerekeni yaptık. Çok iyi defans yaptık. Hı hı. Zaten defans yolumuz gayet iyi, gayet sağlam. Ona keza kalecimiz de çok iyiydi. Eray'ın yerine geçen abisi Koray. Kendisi her yerde, her koşulda oynayabiliyor. O da çok iyiydi. Dediğiniz gibi hatta biraz Çanakkale geçirmek stil oldu. İki tane pozisyon bulduk zaten ikinci yarıda. Evet. Bir tane daha var. Üç tane totalde pozisyon bulduk. İkisini de gole çevirdik. Zaten onlar atamıyorlardı golü 0-0 iken. Bir türlü başaramıyorlardı. Biz de atınca, yani birinci golü atınca onlara iyice moralmen çöktü. Kazandık. Tecrübemizle kazandık, öyle söyleyeyim. Evet. Artık önümüzdeki maçlar neyi gösterir bilmiyorum. Yani 6 kişiyken artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Artık başa belaya kalmış. Onların ne yapması gerektiğini öğrenmesi lazım. Yani şimdi izlerken şöyle bir duyguya kapıldım. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak genellikle evet Beşiktaşlılar genellikle rakipleri 10 kişi kaldığında mutlaka mağlup oluyorlar. öyle bir sıkıntımız var. İzlerken dedim Allah Allah aynı şey mi olacak acaba dedim. Aynen. Tamamıyla aslında biraz psikolojik bir yani. Onlar atamadıkları her dakika kartları geri düştü. Hani biz de yani biraz standartın yani üzerinde oynamamız zorunda kaldı. Üzerinde oynamamız gerekti. Evet. Yani bayağı koştuk. Hani ön üçlü biraz da biz geride ikili Ferhat'la kaldık. Hı hı. Yani ön üçlü yani inanılmaz derecede koştu. Biz biraz daha hani alanda kaldık. Alanı koruduk. Galibiyeti aldık. Hani Bir de şöyle bir durum var. Şimdi aslında çok önemli bir golcüsü de var. Barış Örnek gibi bir oyuncusu 3 maçta 8 evet, gol evet, yani 2 maçta 8 gol atmış bir oyuncu. Bu maçta evet. Atamadı. Yani çok fazla golcü de bir takım. Takım istatistiklerinde de 12 gol atmış bir takımın 6 kişi kalmanıza rağmen gol bulamamış olması birazcık aslında hani biraz motivasyon kaybı 6 kişi kalmanızın vermiş olduğu rehavet de olabilir ve defans hattındaki başarınız da önemli ama şöyle bir durum var. Şimdi Çakır kardeşler değil mi bunlar? Eray Çakır, Koray Çakır. Evet, Eray ile Koray evet. Yani genlerde aile genlerinde bir kalecilik var galiba. Çünkü Koray Çakır muazzam bir oyun ortaya koydu. Aynen öyle. Ve hatta haftanın 7'sine de kaleci olarak girdi bu hafta. Çok önemli bir performans ortaya koydu. Ben maçı izlerken de Eray'ı
oyun alanın dışında arkasında gördüm Koray'ı. Yani aslında Eray ile Koray beraber kaledeydiler maç boyunca. Aynen öyle bir motivasyonu iyi yaptı sağ olsun. Yani. Aynen yani. Gördü ama yani. Aynen yani oyundan atıldı ama hala oyunda gibi kardeşine yardımcı oldu ve gerçekten müthiş bir performans ortaya koydular. Kaleci bakımından hani bundan sonra önümüzdeki haftalarda Koray mı kalede olacak, Eray mı kalede olacak? Böyle bir planlama yaptınız mı acaba? Ya bilmiyorum yani Eray'ın gelinemediği maçlarda Koray'ı düşünüyoruz kalede. Yani bence direkt Koray'ı düşünseniz daha iyi olabilir belki. Aynen bizim bir kalecimiz daha var ama. Öyle mi? Onu da Akın'ı yememek lazım. Evet, o da ilerleyen süreçlerde, ilerleyen maçlarda gelecek. Şimdi sakat. Hı-hı. Çok iyi bir kaleci. Yani Golden League'e yakışır. Yani bizim takıma yakışır. Her zaman bizim de kalemizi koruyabilecek derecede çok güzel, çok iyi bir iyi kalpli bir kardeşimiz var kalede. Genç bir arkadaşımız. O da gelecek ilerleyen maçlarda onu da göreceksiniz zaten. Bu arada 3 haftayı geride bıraktık. 3 haftada az gol atmanıza rağmen yani 11 gol atıp 7 gol yemenize rağmen 9 puanla 3. sıradasınız. Yani ilk 3 içerisinde Los ve Papazlar'la aynı puandasınız. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hani hem az atıyorsunuz hem az yiyorsunuz ve 3 maçtan da galip ayrılmayı başardınız. Yani aslında yani tamamıyla şey ne derler? Tamamıyla defans sistemi. Hani oynayan birçok oyuncu zaten 7 kişi, 6 kişi şeyde sahada oynuyor. Onun %70'i, %80'i defans oyuncuları. Öyle söyleyeyim. Hani defansa önem veriyorum. Evet. Yani aslında felsefe şeye göre değişiyor. Ne derler? Takım kadrosuna göre değişiyor. Hı hı. Bu 3 haftaki felsefemiz buydu. Hani önce defansımızı yapalım. Sağlam başlayalım oyuna. Ondan sonra kopartırız şeyinde, düşüncesinde. Fakat yani gol yollarında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Doğru. Çünkü hani eksiklerimiz daha var. Hala hani cumartesi günleri maç yapma konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani forvetimiz gelecek. İnşallah hani o da olursa yani bir tık daha öne gidebiliriz hani hücum yollarında. Evet. Onun harici defansı yapıyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Hı hı. Zaten golü bulduktan sonra da bize gol atması zor oluyor. Tamamıyla evet. Baktığın zaman bunun yansıması şu an. Evet yani attıktan sonra aslında koruma içgüdüsüyle birazcık daha defansif futbol aynen ortaya öyle. Koyuyorsunuz. Yani, genelde şu maçta da dikkatinizi çekerse şu maçta da golleri atan biz oluyoruz. Doğru. Ondan sonra da hani karşı takımlar için halı saha dahi olsa çevirmesi biraz zor oluyor. Kesinlikle öyle. İlk maçınızda Baston Villa'yı 4-3, ikinci maçınızda Apache'yi 5-4, üçüncü maçınızda da başa beleye aslında neredeyse 1-0 mağlup edecektiniz. 2-0 oldu. Hani hep bir farkla kazandınız. Yiyorsunuz ama mutlaka atıyorsunuz. O da önemli yani bir takım performansı. Aynen bir fazla atıyorsunuz. Gerçekten şu ana kadar bu taktiğiniz devam etti. Bu taktiğiniz başarıya ulaştı. Bakalım önümüzdeki maçlarda hani bu taktik nereye kadar böyle devam edebilecek onu hep birlikte göreceğiz. Bu hafta yine bir cumartesi mücadelesi. Rakibiniz Yedi Bela FC. Ligimizin önemli takımlarından biri. Göztepe 1. Lig'in önemli takımlarından biri. Gerçi sezona iyi başlayamadılar. Henüz bir galibiyetleri var ama çok önemli ayakları, çok önemli oyuncuları olan bir takım. Bu hafta nasıl bir Paris Mahallesi FC takımı bizi bekliyor? Nasıl bir taktikle sahaya çıkacaksınız veya hazır mısınız yani, mücadeleye? Anladım. Çok geniş bir kadro. Yedi Bela zaten. Evet. Dediğim gibi çok tecrübeli isimlerden oluşuyor. Çok yetenekli oyuncuları var. Yani bu yanıltmaması lazım bizi bu önceki iki hafta. Çünkü daha öncelerinden de biliyoruz Yedi Bela'yı. Hı hı. Çok güçlü bir takım, çok tecrübeli bir takım. Biz çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Aynı şekilde, aynı sistemde oynamaya devam edeceğiz bu haftada. Şans vermemeye çalışacağız. Hani onların gol yollarını kapatmaya çalışacağız. Fırsatları değerlendirmeye bakacağız. Aynı bundan önce 3 hafta nasıl oynadıysak bu hafta da bu şekilde oynamayı düşünüyoruz. Yeter ki bizim takım arkadaşlarımız güçlü kalsın. Ben 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum bu hafta. Peki, pekala çok teşekkür ediyoruz. Formalarımız da çıkacağız bu arada. Öyle mi? Evet, onlar.
maçlarda şans getirdiğini umuyorum. Bakalım. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Paris Mahallesi FC takım kaptanlarından Ebrar Çalışkan program konuğumuzdu. 3'te 3 yaptılar. Bu hafta 7 Bela FC ile mücadele edecekler. Bu mücadele öncesinde kendilerine başarılar diliyoruz. Son sözleriniz varsa alabiliriz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan çalışmalar. Size başarılar. Teşekkürler. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Aztekas United takım kaptanı Gökhan Aksaçlı bu kez program konuğumuz. Ümraniye 2. Ligi konuşacağız kendisiyle. Takım ismini doğru söyleyebildin mi Gökhan? Bu sefer doğru oldu hocam. Aztekas United. Teşekkür ederiz. Aztekas United ismi nereden geliyor peki? Onunla ilgili bir açıklama rica etsek. Şimdi sevgili diğer takım kaptanımız Sercan'la beraber bir takım kurmaya karar verdiğimizde belli isimleri ortaya attık tabii ama hani biz ikimiz yan yana geldiğimizde biraz mafya vari, biraz çete vari bir takım olacak gibi düşündük. O yüzden Aztekas'ta bir İspanyol çetesi ismi. GTA oynayanlar bilirler. Oradan yola çıkarak böyle bir isme karar verdik. Yani sizden de ancak böyle bir isim çıkardı. Pekala. Ümraniye 2. Lig'de nasıl gidiyor? 3 haftayı kısaca bir değerlendirmen gerekirse şu an 3'te 3 yaptınız. 9 puanda 4 takım sıralanıyor. Hangover, Team Çengel, Basma Spor ve siz ilk 4 sırayı paylaşıyorsunuz 9'ar puanla. İlk 3 hafta nasıl geçti Aztekas United için? İlk hafta ya bayağı da hazırlık süresi geçtik. Biz 2 ay güzelce hazırlık maçlarımızı yaptık hocam olduğumuz için. Hatta hazırlık maçlarımızı istediğimiz sonucu alamadık da aslında. Fakat ligin ilk maçında Underworld City maçında bir 4-1'lik geriye düştük açıkçası. Kabus gördük. Daha sonra 1-2 oyuncu değişikliği bir özellikle Old Boys'tan gelen Emre'nin girmesiyle beraber. Hı-hı. O maçı 8-5'li bir skorla çevirdik. İlk haftayı güzel bir galibiyetle kapattık. İkinci hafta Gençler Gücü'yle oynayacak. Gençler Gücü Golden League Malta bile Dragos'ta geçen sene bayağı isim yapmış bir takım. Bizimle ne yazık ki eksiğimiz vardı o maçta. Emre yoktu. Bir oyuncumuz daha yoktu. Onlara 7-1 mağlup olduk. Fakat sevgili Gençler Gücü'nün bir sans problemi olduğu için biz şükran galip sayıldık. Onlar bizi sahada aslında 7-1 gibi net bir skorla yenmişti. Aslında bize güzel bir acı bir tecrübe oldu bu. Evet. Fakat 3-0'la o maçı da geçtik. Bu hafta Çakmak FC maçında ben kazanacağımızı düşünüyordum ama Çakmak FC çok dirençli bir takım. Hı-hı. Gerçekten 2-0 öne geçtiler ve gençler top oynamayı çok arzulayan bir takım gördüm ben karşımızda. Onları da tebrik ediyorum. 3-2 yenilmelerine rağmen harika performans gösterdiler. 2-0'dan sonra biz yine oyunda dengeyi sağlayıp devreyi 2-2'de tamamladık. 2-2'den sonra açıkçası ikinci devreyle itibaren biz biraz hani tecrübeli kalıyor gibiyiz aslında bu ligde. Biraz öyle gibi diyeyim. Naçizane fikrim. Evet. Maçın bize doğru geleceğini ben hissediyordum zaten. 3-2 ile son dakikalarda attığımız Enes'in attığı bir golle çok değerli bir galibiyet aldık. Onlar Çakmak FC'yi de tekrar tebrik ediyorum. Önü açık bir takım olarak görüyorum onları ligde. Daha iyi yerlere gelecekler. Pekala, sen bu ligin tecrübeli oyuncularından birisin. Daha önceki sezonlarda da yine bizim ekibimizde görev almış. Değerli bir arkadaşımızsın. Ligi çok iyi tanıyorsun. Takımları çok iyi tanıyorsun. Geçen sene birazcık daha Şampiyonlar Ligi gibiydi aslında Ümraniye 2. Lig. Birazcık daha çok güçlü takımların olduğu bir ligdi. Yine bu sezonda çok değerli, çok kıymetli takımlar var ama hani bir şu 3 takım 1. Lig'e çıkar dediğimizde kimleri sayabilirsin veya nasıl bir sezon sonu hayal ediyorsun? Geçen sene için ve önceki sene için zaten şu 3 takım çıkar dediklerimizin hepsi çıktı gibi oldu. Evet. Bu sene biraz dediğiniz gibi kalite anlamında çok iyi bir ligimiz var. Ama sanki artık hani çıkması gereken ama bir türlü çıkamamış takımların sezonu olacak. Bu özellikle mesela Semtin çocuklarını sayabilirim. Semtin çocukları çok değerli, çok iyi bir takım. Ben açıkçası playofflardaki performans düşüklüklerine hep şaşırıyordum onların. Bu sene onlar mutlaka çıkacak diye düşünüyorum birinci takım olarak. Hı hı. Bunun dışında lige bomba gibi başlangıç yapmış bir hangover var karşımızda. Gerçekten iyi bir takım. Onlarla karşılaşmayı ben de iple çekiyorum. Çok zevkli bir mücadele olacak. Çok iyi bir takım. Hangover'ın da ben birinci lige göz kırptığını düşünüyorum. Aztekas United'da biz de en azından yarı finali zorlayacağız. Birinci lig için çok büyük adayız ama birazcık daha bunları söylemek için sanki ara transfer döneminden sonra bir daha bakmak gerekiyor gibi oluyor. Çünkü ara transferden sonra çok toparlayan takımlar gördük geçen sezonlarda. Evet. O yüzden şu an kötü durumda olan takımlar da sıralamada altta olan takımlar da hani hafif alınacak takımlar değil. Ara transferde onlar da iyi takviyelerle iyi yere gelebilirler hocam. Evet, Hangover ve Semtin çocukları geçen sezon yine playoff mücadeleleri sonunda elendiler. Hatta Hangover son penaltılarda elendi İstanbul, evet, Tekniğe yanlış hatırlamıyorsam.
Basmaspor'da yine Fikirtepe grubunda yarı finalde kaybeden takımlardan biriydi. Siz zaten içinde senin ve birçok oyuncunun Ümraniye birincilik tecrübesi var. Fatih Çoban, Emre'nin soyadı neydi şu an hatırlayamadım. Emre Özsoy, sen ve birkaç oyuncu daha bu ligin tecrübeli oyuncuları. O yüzden Aztekas takımı da ilerleyen günlerde belki daha çok ritmini bularak daha kolay galibiyetler de belki elde edebilir. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Gol yollarında çok fazla net bir oyuncunuz yok gibi gözüküyor. Şimdi mesela gollere baktığımız zaman Fatih Çoban'ın 3 golü var. Volkan Kuşar'ın 3 golü var. Yani hani şu oyuncunuzun 5-6 golü olan bir oyuncunuz yok. Yani çok net bir hücum oyuncunuz veya net bir golcü oyuncunuz yok gibi gözüküyor şu anda. Doğru mu? Evet, yani golcülerimiz aslında net de golcülerimizin performansı ne yazık ki dalgalı olmaya başladı. İlk maçta Volkan çok iyi bir performans sergileyip 2 gol atmıştı. Açıkçası maçta geri dönüşü sizin ateşlemişti. İkinci maçta zaten 7-1 yenildik. Tek golümüzü Kaan attı ama Evet. o maç 3-0 yazıldı. Hani o maç tabelaya yansımadı. Üçüncü hafta, bu hafta çakmak maçında Volkan ne yazık ki aramızda değildi. Evet. Onun yerine ikinci forvetimiz Enes görev aldı. Enes de 2 golle maçın kazanılmasında büyük bir katkı sundu. Bizim golümüzü çeken 2 kişi olacak hocam, Volkan ve Enes. Ama bu senenin açıkçası bizim adımıza da sürprizi Fatih. Fatih stoper oyuncumuz bizim. Evet. Ama tutamıyoruz Fatih'i yani. Gidiyor Fatih gol atmaya. 3 golü var. Maşallah var. Çok iyi başladı. Çok hırslı başladı sezon orada. Galiba sürpriz bir gol çıkaracağız bu seneki stoperden. Beşiktaş'ta Tosic vardı. Defanstan alıp bir anda gidiyordu Aynen hatırlarsın hocam. belki. Aynen Yani öyle. Fatih de galiba sizde öyle bir performans ortaya koyuyor şu ana kadar. Öyle. Fatih'in zaten Instagram adı golcü stoper hocam. Kendisi öyle bir isim belirlemiş yıllar evvel. Hakikaten de golcü bir stoper. Gerçekten önemli gollere de imza atıyor. Şu ana kadar 3 haftayı geride bıraktık. Bir maçı saymazsak 2 maçta 3 gol atmış. Önemli bir Evet. gol oranı. Hani birçok forvetin atamayacağı gol oranına yaklaşmış durumda. Aynen öyle hocam. Önümüzdeki hafta için Aztekas United takımı ne durumda? Sakat veya cezalı oyuncusu var mı acaba? Şu an için çok şükür sakatımız, cezalarımız yok hocam. Atlasspor'la oynayacağız kısmetse. Hani tam kadro ilk defa bir maça çıkacağız diyebilirim. Hatta yedek kulübemiz baya kalabalık olacak. Çünkü bu haftaki maçımıza çok önem veriyoruz. 3'te 3 yakaladık ama 4'te 4, 5'te 5 gitmemiz lazım. Ben Old Boys'ta şampiyon olduğumda geçen gün Ergü Bey'le de konuştum. 6'da 6 ile başlamıştık o sezon. Evet. En az 6'da 6 hedefliyoruz. Ki iddialı bir giriş ve dengenin oturması için böyle başlangıca ihtiyacımız var. Peki bu hafta Ümraniye ikincilikte çok önemli maçlar var. Bir iki tane kısa yorum da senden rica ediyorum. Hangover Gençler Gücü maçı olacak. Ligin iki güçlü takımı karşı karşıya gelecek. Bu maçla ilgili görüşün nedir acaba? Gençler Gücü çok dengeli bir takım. Topu çok güzel paylaşıyor. Açıkçası bizim maçımızda oynamadı ama defansif futbolu çok sevebilecek bir takım gibi. Hangover'ı durdurabileceklerine inanıyorum. Ben az gollü bir maç olur. Hangover istediklerini sahaya yansıtabilir mi? Şüpheliyim. Gençler Gücü o maçtan en az bir puan çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ligin ikinci sırasında ve 9 puanda olan Team Çengel semtin çocuklarıyla karşı karşıya gelecek. Bu maçla ilgili görüşlerini rica edeyim. Çengel çok hani kadro yapısından beklenmeyecek bir atikliğe sahip hocam. Bir maçlarını izleme şansım oldu. Çok golcüler. Gol atmayı, ileride oynamayı çok seviyorlar. Semtin çocukları bu sezona bir mağlubiyetle şu an için devam ediyor. Ama aldıkları mağlubiyet zaten hangover'e 4-2 mağlubiyet. Güzel bir maç olacak. Yalnız ben biraz daha zannediyorum eskiden tanıdığım ve sempatik olduğu için semtin çocuklarına ben o maçta bir adım önde görüyorum. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Aztekas United takım kaptanı Gökhan Aksaç'tı. Telefonda canlı yayın konuğumuzdu. Ümraniye 2. Lig'le ve takımı ile ilgili görüşlerini aldık. Son sözlerini alalım. Tekrar teşekkür ederim kendisine. Ben de size çok teşekkür ederim böyle bir bağlantı için. Golden League'de bu kötü pandemi döneminden sonra tekrar beraber olmak, yine bu heyecanı yaşamak çok güzel. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu haftaki maçınızda da başarılar diliyoruz. Önümüzdeki Teşekkür haftalarda ederiz hocam. yeniden böyle bağlantılarla tekrar birlikte olacağız. Şimdiden hoşça Sağ kal. olun. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, Ümraniye 2. Ligi de birazcık Gökhan Aksaçlı ile konuştuk. Hemen hemen tüm ligleri değerlendirdik. Yine bundan sonra her hafta böyle telefon bağlantılarıyla hem daha fazla takım kaptanlarına ve takım oyuncularına ulaşmayı öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine bu tür değerlendirmeler sizlerle birlikte yapacağız. Şimdilik hoşça kalın. Önümüzdeki hafta yeniden Golden Sonra programında görüşmek üzere.